İyi akşamlar sevgili izleyenler. Çay TV ekranlarından canlı olarak sunduğumuz bir gündem programında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, yaklaşan yerel seçimler, Türkiye'nin gündemi hakikaten yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve biz de bu akşam değerli bir konuğumuzu konuk ediyoruz. Özellikle meclisteki konuşmalarıyla gündemde olan değerli bir hocamız Profesör Doktor Cihangir İslam sevgili izleyenler bu akşam konuğum. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, Allah'a şükür. Daha önce Rize'ye gelmiş miydiniz? Gelmiştim ama bayağı bir olmuştu yani. Asistanlık zamanlarımda gelmiştim. Evet. Sarp sınır kapısına kadar yani bütün Doğu Karadeniz'i dolaşmıştım. Zaten çayımızı içiyorsunuz. Oradan zaten Rize'yi daha fazla... Ben çaycıyım yani. Öyle mi? Tabii yani çay içerim genelde. Çok. Ya sabah bir kahve içerim, ondan sonra çay gider. Çay. Evet. Gün boyu çay. Gün boyu ne çay. Ne kadar güzel. İyi de içerim yani, iyi de demlerim. Demek ki iyi de bir tüketicisiniz. Tabii tabii, iyi de demlerim. Eksik olmayın hocam. Rize'li arkadaşlarım da var, tabii onlar da... Ben de öğrendim işin tekniklerini. Hani hem bu çay demleyen yani kafecilikle uğraşan Ali Erdoğan diye bir arkadaşım var. Güney Sulu zannedersem. Doğru. Kafesi vardı onun. Hı-hı. Buhurdan kafe. Onu yıktılar daha sonra. Onun da enteresan bir hikayesi vardır. Bir şekilde işte bu bina yıkıma gitti falan. Orayı kaybettik Buhurdan kafe ama... Nefis çay yapardı. Yani ben ondan hiç bayat çayı içmedim. Hangi marka ve nasıl diye bana öğretti. Markasını söylemeyeyim şimdi, o reklama girer ama kaliteli çay kullanıyordu. Yani sıra dışı bir bütün çaylar. Yani çok çay güzel. Dışındaki bütün çaylarda şu anda son yıllarda bayağı bir düzelme oldu. Özellikle bizim Hasan abimizin, kardeşimizin Beyçay diye bir çayı var. O da çok güzel çay. İsmini de vermiş olduk. Siz reklama girdiniz ya bu arada. Ama hakikaten kaliteli. Sevgili izleyenler, hocamla sohbetimize hemen başlayalım. Sevgili hocam, tabii ki siz Saadet Partisi'nin sadece tek milletvekili olarak meclisesiniz. İki kişiyiz. Bir de Abdülkadir Karaduman. 26 yaşında Konya'dan. Maşallah. Abdülkadir Karaduman kardeşimiz var tabii. İki kişiyiz. İki milletvekiliyiz şu anda. Evet. Ama sizin meclis konuşmalarınız çok ilginç ve enteresan, dikkat çekiyor izleyiciler tarafında. Tabii Türkiye'nin gündemi her saat başı değişiyor. Dolayısıyla sizin de bazı çıkışlarınız belki belli kesimleri rahatsız ediyor elbette ki. Neydi o çıkışın sebebi? Sizi rahatsız eden bir konu mu vardı? Hangi konuşmamdan bahsediyorsunuz? Özellikle bu son konuşmanızda FETÖ terör örgütünün işte AK Parti ile geçmişteki birlik beraberlikleri ve sonrasında bu olayların gelişmesi. Fakat siz onu farklı bir şekilde gündeme getirdiniz. Biraz serzenişte bulundunuz, tepkileriniz oldu. Tabii ki bu 15 Temmuz gecesi hakikaten Türkiye'de sıkıntılı bir gece, bir gün yaşadık. O gün bugündür hala sıkıntılar bir türlü bitmiş değildi. Devam ediyor. Burada mıydınız 15 Temmuz gecesi? Buradaydık. Nasıl çıktınız burada, sokağa? Yok, burada canlı yayındaydık. Canlı yayını. Ben Üsküdar'da sokaktaydım 15 Temmuz gecesi. Biz yok, bizim sokağa gerek kalmadı. Çünkü bizim burada henüz bir şey hissetmedik. Bir sorun olmadı. Evet, sorun Üsküdar'da yaşamadı. Ben Üsküdar'da sokaktaydım. Evet. Aşağı yukarı saat 23.18'de ilk tweetimi atmışım. O tweetlere döndüm, bir baktım şimdi bu şey gelince. Dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım şey yapınca bir grubun kalkışması olarak değerlendirdi. Ben tamam dedim, hani bir grubun diyor ama söze de güvenemem. Ben de başbakan olsam topyekün olsa bile topyekün demem, bir grubun derim. Yani olayı vatandaşlara daha moralli bir şekilde, moral verecek bir şekilde anlatırım. Hiç tereddüt etmedim. Motosikletim var bir de benim. Motosiklet kıyafetimi giydim, kaskımı taktım ve Üsküdar Meydanı'na gittim. Derdim arkadaşlarla oturup bilgi almak, istişare etmek ve ne yapalım topluca yapacağımızı. Baktım kahveyi kapatmışlar
Benzin istasyonları kapalı. Benim oraya giderken bir manga asker yolumu kesti. O bir manga askerle ben yolda tartıştım. Nereye gidiyorsun? Dedim ben doktorum yani ne yapayım ne diyeyim yani direnmeye gidiyorum diyemezdim. Hastaneye gidiyorum dedim. Evinize dön dedim yani yaralılar varmış beni çağırdılar falan. O ara bir karışıklık oldu. Biraz da dengesi bozuk bir komutan vardı başlarında. Yani böyle silahı kovboy gibi sallıyor elinde düşünün öyle bir. Yani lakayet bir durum. O biraz uzaklaşınca o askerler acemi biraz sağa sola bakarken ben motorla bastım karşıda ters yöne girdim hatta karanlıktı. Ama arkamdan sıkabilirlerdi. Ben bugün şehitler listesinde olabilirdim. Bana yapılan bir saldırı yani daha doğrusu küçük bir engelleme. İktidar odaklı medya grubunun yaptığı şey şehitlere laf söyledi. Hayır ben o akşam şehit olabilirdim. Zaten milletle birlikte direniyordum Üsküdar Meydanı'nda ve bir risk atlattım. Bakın benim o tartıştığım noktada birkaç saat sonra ondan benim mahalle muhtarım Mete Sertbaş, Acıbadem, Üsküdar Acıbadem Mahallesi muhtarı Mete Sertbaş'ı vurdular ve şehit ettiler. Bayağı göğsüne silahı YouTube'da bulabilirsiniz görüntüyü. O bahsettiğim komutandı zannedersem. Göğsüne silahı dayıyor ve vuruyor yani. Orada ambulansların falan da gelmesine müsaade etmiyor. O kadar vahşi bir ortam. Ben oradan birkaç saat önce tartışarak geçtim o grupla. Üsküdar'da direndik. Çok şükür. Hiç kimsenin burnu kanamadı. Askerleri polise teslim ettik. Onlara da bir zarar gelmesini önledik. Çünkü diyorlar ki yani böyle diyorlar yani abi diyorlar bizi tatbikat diye çıkarttılar. Biz bunun için gelmedik. O yüzden bu sefer onları korumaya başladım ben yani. Hani öfkeyi bir dakika bunlar bilmiyor falan. Neyse polisler geldi rahatladık onlara teslim ettik. Öyle bir gece geçirdik. Şimdi konuşmanın sebebi nedir? Konuşmanın sebebi şudur. O son günlerde o konuşmanın yapıldığından bir gün önce İyi Parti grubunun bir önergesi vardı. Hı hı. 15 Temmuz'un FETÖ ayağının incelenmesi, onun için bir inceleme, araştırma başlatılması, gerekirse komisyon kurulması doğrultusunda. Biz Saadet Partisi olarak aslında bütün muhalefet İyi Parti'nin önergesini destekledi. Bakın konu tekrar ediyorum. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkartılması. AK Parti ve MHP buna red oyu verdi. Şimdi ben buradan soruyorum yani değerli izleyicilerimize. FETÖ'nün siyasi ayağının incelenmesi, ortaya çıkartılması niçin engellenir? Buradan bütün vatandaşlar yani AK Partili, MHP'li, Saadet Partili, CHP'li herkese soruyorum. Niçin engellenir? Biz bu komisyonu kurabilirdik ve bütün belgeleri, bilgileri ortaya koyarak bir sonuca doğru gidebiliriz. Engelleniyor mu? Kimler tarafından engelleniyor? Niçin engellensin? Oylamada engellendi. Mecliste oylanıyor ya önce. Tamam gündeme, yani evet. Gündeme alalım mı? Yani gündemimizi alalım mı almayalım mı? Almayalım dediler yani. İşte o nedeni. Nedenini ama onu işte AK Parti'ye ve MHP'ye soracağız nedenini. İki, konuşmayı yapmamızın nedenlerini şimdi sayıyorum. Bir, bu önergenin engellenmesi, bunu hiçbirimiz anlayamadık. Değerli vatandaşlarımın bunu AK Partili ve MHP'li milletvekillerine sormasını ben rica ediyorum. Niye, neden engellediler? Niçin engellediler? İkincisi, 701 numaralı KHK'nın şöyle bir kitap düşünün. Ders kitabı boyunda bir kitap ama şu kalınlıkta. İçi isim dolu olduğu gibi. Ve biz onların KHK ile atılışlarını, işlerine son verilişlerini kanunlaştırdık. Yani isimler adına kanun çıkarttık. Bir hukuk faciası. Ayrıca komisyonda yine görüşülen KHK ile atılan doktorların bir daha SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışamaması. Ve yakınlarına dahi
devlet memuru olması konusunda tedbir getirilmesi. Yani alınmaması. Doğru. Annesi, babası, kardeşleri, çocukları. Böyle bir şey olur mu? Bu bir soykırım ya. Sivil soykırım yani. Bize söyledikleri sivil ölüm var ya, bunu ailelere bulaştırmak sivil bir soykırım olarak ancak nitelenebilir. Evet, bunlara tepki daha da göstereceğiz. Daha da şiddetli tepki göstereceğiz. Ben milletin vekiliyim, kimse kusura bakmasın. Ben milletin dediğini yaparım ve bu konuda bana sağlanan bütün avantajları millet lehine kullanırım. Ha, bu evet, özünde rahatsızlık yaratan hadise bizim siyasi iktidarı geçmişten bu yana, o gün cemaat deniyordu. Bugün artık bir yargı kararı var önümüzde. Darbeye bulaşan kısmına en azından FETÖ deniyor. FETÖ terör örgütü, eski adıyla cemaat de iktidarın, yani daha açık söyleyeyim, AK Parti iktidarının gayrimeşru ilişkisinin incelenmesi. Benim isteğim buydu. Hı. Neden? Çünkü siz ikiniz bu milletin başına bela ettiniz. Yani 15 Temmuz'da patlayan, yani 17-25'te başlayarak sonra hatta 7 Şubat'a kadar gider bu. Sayın MİT Başkanı'nın işte gözaltına alınma girişimi, hani şey almadan, amirinden izin almadan, bu devlet memuru şeyine aykırıdır. Evet, bunların ortaya çıkmasına yönelik bir konuşmadır. Esas rahatsız eden tarafı bu olmuştur, gayet açık söyleyeyim. Gerisi yok, şu kelimeyi kullandı, bunlar işin şey kısmıdır. Yani onu da söyledikleri şehitlere laf ediyor. Hayır, şehitlere laf edilmemiş, ben şehit olabilirim. Ben 15 Temmuz'dan geliyorum. Bakın, iki tane 15 Temmuz var. Sokağın 15 Temmuz'u ve sarayın 15 Temmuz'u. Ben sokaktayım, milyonlar sokakta ve ben sokağın 15 Temmuz'undan gelen Cihangir İslam, vatandaş Cihangir İslam'dan bahsediyorum burada. Soruyor yöneticilere, siz o gece neredeydiniz? Ondan önce ne yaptınız? Ve bu cemaat, eski adı cemaat, yeni adı, en azından bir kısmı FETÖ terör örgütü olan bu insanlarla nasıl bir ilişkiye girdiniz? Bunu ortaya koyalım, bunu istiyorum. Ama bunu ortaya koymazsam, bizim gibiler başında patlıyor yani. Ne bir ilişkimiz var geçmişte, ikisiyle de bir ilişkim yok. Çok rahatım yani o yönden. O yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum zaten. Bir yandan da bakıyorsunuz, bu ülkenin en yüksek makamı tarafından hainlikle suçlanıyorsunuz, hainlik. Şunu dedi, bunu dediği bırakın. Cihangir İslam'a hain denmesini nereye koyacaksınız? Ben bunu soruyorum. Kim ne hainliğimi gördü benim ya? Yani siz o safa mı, siz o safın içinde mi koymak istiyorlar? Yani onlardan mı göstermek istiyorlar? Aslında böyle bir yani, düşünce... Var tabii. Olabilir geçen mi? Gün bir televizyonun tuzağı da oldu. Üstünde çok durmak istemiyorum gerçekten. Hayır, o benim sözlerimi şehit sanki şöyle göstermeye çalıştılar. Yani darbeyi bastıranlara da hükümete de karşı söylenmiş. Hayır. Hayır. Orada iki yanlıştan bahsettik biz. O iki yanlışın bir ayağı AK Parti'dir, bir ayağı da FETÖ terör örgütünün de içinde barındıran o cemaat. Yani bu kirli ilişki, bu memnu ilişki, bu yasak ilişki, bu gayrimeşru ilişki, bu hukuki olmayan ilişki. Anlatabildim mi? Evet. Budur. Ha, millet olarak biz zaten gittik, bu yöneticileri uçurumun kenarından o gece çektik, aldık, kurtardık. Şeyi de bastırdık o çetenin kalkışmasında. Çok şükür bastırdık. 256 şehit verdik, Allah rahmet eylesin. 3000'e yakın yaralı verdik. Ama biz sokağın 15 Temmuz'undan gelenleriz. Evet, yani sizi rahatsız eden... Tabii yani sizi rahatsız etmez mi yani? Yani evet. Böyle bir şeyler, yani hayatınız böyle olacak ve bunların 3-5 tane kendini bilmezin, müfterinin gerçekten söyleyecek şey bulamıyorum. Çok fazla da kaba konuşmak istemiyorum. Böyle insanlarla muhatap olmak... Geçelim bu. Ben o konuda rahatım. Peki, o yüzden peki. Daha fazla da şey yapmak istemiyorum yani. Zaten nihayetinde kararlar verildi. Az önce ifade ettiniz. İşte öğretmenlik yapamaz, doktorluk yapamaz,
Kimler yapamaz? Ailesi de yapamayacak olanlar. Kabullenelim mi bu kararı? Yani bu şimdi? İşte ha benimki zaten bildiri imzalamaktan şey değil o. Barış akademisyenleri değil de ikinci bir bildiri var. İnsan hakları, hukuk devleti. 611 imzalı ikinci bildiri diye derseniz şey yaparsınız. O metni de görebilirsiniz. Tamamen yöneticileri hukuk devletine, yasalara uymaya, yani soruşturma açacaksa soruşturma, ondan sonra mahkeme safhalarını, yani hukuku işletmeye çağıran ve otoriterliğe karşı çıkan bir bildiri. Bugün olsa gene imzalayacağım bir metin. O 611 imzalı ikinci bildiri derseniz karşınıza çıkar. Atılış şeyim odur, atılış gerekçem. Bize resmen bildirilmese de ama... ne yapayım ben şimdi? Yani bu KHK'yı kabulleneyim mi? Yani bana diyor ki, sen bundan sonra kamu hizmetinde şey yapamazsın. Neden? Neden yani? Bana bir gerekçe söyleyin. Biz istemiyoruz. Sen istemiyorsun ama bırakın hainliği. Ya sizin, benim Van'da hizmetim var, Kars'ta hizmetim var. Sizin yani sadece seçimlerde o istemek üzere gittiğiniz bölgelerde ben hayatımın bir kısmını geçirmiş insanım yani. Neden yani? Bunu kabullenmeyeceğim tabii. Yani kişi olarak da kabullenmeyeceğim, ilke olarak da kabullenmeyeceğim. Tabii burada sadece kişisel bir çıkış. Evet, partinizin kişisel de... değil, hayır. Partinizin hayır, de hayır. Şey var değil mi? 140 bin insan kamudan atıldı Orhan Bey. Evet. Bu özel sektörle birlikte 200 bini aşar yani oradaki yansımalarıyla. Hani gerekçe göstermiyorlar ama ne bileyim televizyon kanallarından atılıyor, işte şirketlerden atılıyor. Kişisel mesele, yani kişisel de olabilirdi tabii, kişisel hak mücadelesi de yapardım ama bu beni aşmış bir, ben zaten gelmişim şey yani emekliliğimi de kazanmış bir insanım, o değil mesele. Bu 140 bin insanın kaçı FETÖ'cü, bunu soruyorum. FETÖ'cüyü FETÖ'cü olmayandan nasıl ayırdınız? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi? Altı ibadet, ortası ticaret, üstü? İhanet. Tamam, ihaneti cezalandırın. Hiç şeyim yok. Lafı yok. Ticaret kısmı kendileri bilir. Ticaretine alet ettiyse ne yapabilirim ona? Onun hesabını gitsin Allah'a versin. Ama bir de biliyoruz ki biz hiçbir şeyden haberi olmayan, siz de biliyorsunuz bunu, ben de biliyorum. Yani mahallelerde karşılaştığımız insanlar... bunlar da FETÖ'cüyle bu insanların arasını nasıl ayırdınız? Hangi kriterlere göre siz şey yaptınız, davrandınız? Birçok insan diyor ki ben gazete okumaktan, bankada param olmasından. Ya siz gazeteyi açık tutmuşsunuz, bankayı açık tutmuşsunuz, ne bileyim sendikayı açık tutmuşsunuz. Ondan sonra insanların üstüne çökmüşsünüz. Neden sendika üyesisin? Vay FETÖ'cü. Ya darbeye karışmış mı bu insan? Ona bak, darbeye destek vermiş. Yani orada kriter olmalı diyorsunuz. Olmalı. Konuşacak çok şey var ama buna da saplanıp kalmak istemiyorum. Doğru. Çünkü beni perdelemesini de istemiyorum yani. Doğrudur. Evet. Sevgili hocam, gelelim Saadet Partisi'nin durumuna. Saadet Partisi'nin şu anda mecliste iki temsilcisi var. Evet. Önümüzde de seçim var 5 ay sonra. İttifaklar da gündemde. Şu anda MHP ile AK Parti arasının az da olsa bir açıldığını görüyoruz. Bilemiyoruz birkaç ay sonra ne olur, nasıl bir gelişme olur. Çünkü Türkiye her an da her şey olabiliyor. Ben onun kayıkçı kavgası olduğunu düşünüyorum. Acaba? Şey yaparım biraz, tabii. Nedir yani, Cumhurbaşkanlığında ittifak oluştu, bir sıkıntı yaşanmadı. Şimdi burada... böyle bir şey oldu. Yani karşılıklı menfaatler mi çakıştı? Ne oldu da böyle oldu? AK Parti MHP arası mı? Evet. Ya onu tabii bilemem sayın yazıcılar. Yani başka partiler hakkında da, onların siyasetleri hakkında da konuşmak istemem. Ama şunu söyleyebilirim. Gözlemleriniz tabii, meclis içindesiniz. Mutlaka... O AK Partililerin bizde hiç teması yok hemen hemen, onu söyleyeyim. Öyle mi? Muhtemelen yasak var onların üstünde. Yani hani... Anneler der ya hani kötü çocuklarla oynamayın diye sokakta, saadetlilere yaklaşmayın diye komut almış olabilirler. Öyle tahmin ediyorum.
Şimdi muhtemelen AK Parti'nin Kürt oylarına... Ben orada şeye geleceğim, yani Saadet Partisi'nin durumuna geleceğim. Kürt oylarına ihtiyacı var Hüseyin, AK Parti'nin. Mecliste ben bugüne kadar daha MHP'nin ne komisyonlarda ne genel kurulda AK Parti ile birlikte davranmadığını görmedim. Bir yerde davrandı, neydi o günkü oylama? Tam hatırlayamadım. Yani gündeme alınıp alınmaması, alınması kabul edildi. Bir konuda komisyon kurulması kabul edildi. Emeklilikte yaşa takılanlar olabilir, EYT olabilir hatırladığım kadarıyla. MHP kabul etti ve geçti. Biz de sevindik yani. MHP destek veriyordu. Sonra yani gündeme alındı ama komisyon kurulsun oylamasında... Ama emeklilik yaşının... Evet. Olayda... Komisyon kurulsun oydu hatırladığım kadarıyla. Evet, doğrudur. Komisyon kurulsun mu kurulmasın mı olayı oylandı. Baktık MHP tavır değiştirdi. O arada da şeyi görevden almışlar Sayın Grup Başkan Vekilini MHP'nin. Yani böyle bir olay yaşadık. Bilmiyorum arka planını, çok da merak etmiyorum. Ama MHP AK Parti'nin tam olarak arkasındadır. Frensiz bir şekilde onu biliniz. Evet. Yani seçim taktiğidir bence. Ama 24 Haziran'a bence biraz dönmek lazım. Yani 24 Haziran'da ne oldu? 24 Haziran'da çok özür dilerim. Bir baktık. Sanki Cumhur İttifakı'nın... Limonlu çayımız var. Ben limonsuz içiyorum. Bu da çay. Ben hiç çaya, çayın tadını seviyorum. Hiçbir şey katmıyorum yani. Şeker de doğru. Yok, limon da yok. Doğru. Şimdi, biz her çeşidini içiyoruz. Sayın yazıcılar, şöyle bir durum var. 24 Haziran'da bir baktık. Cumhur İttifakı, yani AK Parti, MHP ve BBP'den, Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı, zaferi ilan edildi. Şimdi ben gittim, AK Parti ve MHP'nin oylarını topladım. 7 Haziran'a döndüm, 1 Kasım'a döndüm. 7 Haziran'ın da, bunların ikisinin de altında. Yani 1 Kasım'daki daha iyi durumlarının da 3 puan altında toplamı, topladığımız zaman ikisini. Şu anda AK Parti %42,56'ya mahkum bir parti. Bunun tekabül ettiği şey milletvekili sayısı salt çoğunluğun altında. Yani parlamentoda yarıyı kazanamıyor şu anda. 290 milletvekilleri var. 294'tü zannedersem. Doğru. İstifa etti bir takım bazı milletvekilleri bakanlık için. Burada bir zafer falan yok. Yani AK Parti için de yok, Cumhur İttifakı için de yok. Buradan topyekün muhalefet daha karlı çıktı. Yani mesafeyi biraz daha kapattı aslında. Şey mi yeter mi? Hayır, yetmedi. Ama mesafe ne kadar? İşte toplam %52'ye 48 gibi bir durum var. O yüzden şeyin başarısından bahsedemiyoruz. Muhalefet için zafer değil ama yetersiz bir başarı. Öyle kabul edebiliriz. Saadet Partisi'ne gelince, Saadet Partisi sonuçta... çok kısıtlı imkanlarla çalışmasına rağmen iki milletvekilini parlamentoya sokmayı başarabilmiştir. Ben o yüzden Saadet Partisi'nin de bu seçimden karlı çıktığı kanaatindeyim. Peki ama sürekli bir düşüş gösteriyor Türkiye genelinde. Yani sanki Saadet Partisi'nin içinde de bir takım sıkıntılar, işte Temel Karamollaoğlu'nun önemli çıkışları oldu seçim esnasında. Fakat karşısında Fatih Erbakan'ın da bir parti kuracağı da gündemde. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin geleceği ne olur? Yaklaşan seçimde de böyle bir şey olursa durum neyi gösterir? Şimdi Saadet Partisi son seçimde %7, yani %0,7 oy almıştı. Bu seçimde 1,4 oy aldı. Yani yüksek bir oy demiyorum ama neticede Sayın Karamollaoğlu... Yani sanki bir lider mi yok? Yönetimindeki, hayır, Sayın Karamollaoğlu hem bizim tabanımızdan hem dışarıdan gerçekten çok sevilen ve ilgi uyandıran ve işte bilgelik ve tecrübeli yönü ve
insanilik yönü ön plana çıkartılan bir şey. Lider problemimiz yok ama bizim karşımızdaki parti, yani daha doğrusu aynı muhafazakar tabana ya da mütedeyyin tabana hem Saadet hem AK Parti şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim? Hitap ediyor. Ve bu tabanı tümüyle AK Parti şey yapıyordu, kaldırıyordu. Yani daha doğrusu o karşılık veriyordu. Karşımızda bir heyula bir güç var. Devlet imkanları elinde mi? Elinde. 360 milyon seçim yardımı alıyor mu en son rakamlara göre? Alıyor. İmkansızlıklar, bu tarafta da imkansızlıklar. Tabii bu bahane değil, mazeret değil bizim için. Ama buna rağmen iki milletvekili sokmayı şey yaptık, parlamentoya sokmayı başardık. Ben bundan sonrasının daha da iyi gideceğine inanıyorum. Çünkü tabandan gelen şeyleri de, sesleri de işitiyorum, görüyorum. İnsanlar da yani sürekli tabanla yani, temas halinde. Yani lehte aleyhte olmaz mı? Ne olur? Nasıl lehte? Yani Saadet Partisi lehine işleyeceğini düşünüyorum. Yani öyle düşünüyorsunuz. Yani Fatih Erbakan'ın bir çıkışı, bir ivme yakalama şansı olur mu? O ben yani o oraya bir şans vermiyorum. Yani herhangi bir şansını görmüyorum. Saadet Partisi zaten o ekibin ayrılmasıyla kendi tabanıyla baş başa kalmıştır. Peki orada yani, oy noktasında ne oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani Fatih Erbakan ve çevresi oy esnasında oylarını kime veriyor? Nereye gidiyor bu oylar? Vallahi hiç temasım olmadığı bir ekip. Söylediğim gibi zaten ayrılmış bir ekip. Saadet Partisi'ne gelen oylar bizim analizlerimize göre yeni oylar. Yani dışarıdan yeni oylar gelmiş. Herhalde son seçimde bilmiyorum hangi partiye verdiklerini ama Saadet'e vermediklerini tahmin ediyorum. Yani evet. Benim tahminim. Ama temas içinde olduğum bir ekip veya bir kitle değil. Biz işimize bakıyoruz. Yani 1.34, 1.40 oldukça yani yüksek bir rakam olmasa da artık erimeyen, daha altına düşmeyen bir şey. Ve ben o yükselişi de hissediyorum. Yani bu mahalli seçimlerde Saadet Partisi'nin gerçekten güzel bir ivme yakalayacağını... CHP ile ittifak tekrar düşünülebilir mi? Şimdi o siyasi benim şu anda parti başkanlık divanında bir görevim yok. Milletvekilliği görevi yani mecliste de meclis yoğunluklu çalıştığım için. Ama Sayın Genel Başkan, sürekli şeyim var tabii genel başkanlığa. Elbette var. Ama iki milletvekili olduğumuz için millet meclisindeki görevimiz çok ağır. Başkanlık divanı, tabii beni de davet ediyorlar zaten o toplantılara. Yani giriyoruz o toplantılara ama partinin yetkili organlarında alınacak kararlarla bunlar ortaya çıkabilir. Tabii seçimlerde bir sonuçta, bir meselede sonuç almak meselesidir. Ha, bana sorarsanız bütün muhalefetim AK Parti MHP ittifakına karşı çeşitli bölgelerde farklı ittifaklara girmesinin ben hayırlı olacağı kanaatindeyim. Peki AK Parti ile bir ittifak düşünülemez mi? Yani bugün AK Parti'ye Saadet Partisi gidip işte seçimde ittifak yapalım dese AK Parti zaten bunu reddetmeyecek. Hatta öncesinde de reddetmedi hiçbir zaman. Ama AK Parti'nin 16 yıllık icraatı ortada. Diğerleri icraat yapmamış. Ondan dolayı mı diyorsunuz gidilmez? Hayır yok onu o zaten 24 Haziran seçimlerinde gündeme geldi. Sayın Genel Başkanımız gayet güzel onlara söyledi. Yani hani devleti yönetimini bize teslim edin. Yani bizim ilkelerimizi kabul, prensiplerimizi kabul edin. Hay hay dendi yani o zaman düşünürüz dendi yani. Ama tabana şöyle bir... Şunu söylüyorum, 16 yıllık ortada facia bir tablo var yani. Bir ittifak kurmak bir anlamda, MHP şu anda AK Parti'nin o geçmiş icraatlarını da bir anlamda onlara ortak oluyor denebilir. Ben Saadet Partisi'nin için bu 16 yıllık
faci, biz facia olarak nitelendiriyoruz. Ortak olmak istiyorsun. Niçin ortak o? Niçin ortak? Yanlış yolda giden, yanlış rotada giden bir gemiye biner misiniz? Bir trene biner misiniz? Yani her şey yanlış mı? Hayır. Hayır. Ben kendi kişisel açımdan söyleyeyim. Demokratikleşme hamlesi doğruydu, vazgeçtiler. Çözüm aramaları doğruydu, vazgeçtiler. En azından bu ikisini sayabilirim. Artık her şey yanlış hemen hemen yani. Yani doğrularını şey yapmadık ki, çözüm döneminde ben üstüme düşen bir şey varsa, bir görev gelseydi gönüllü olarak giderdim. Yani daha önce çalışmış olduğum bölgelerde, yani bu akan kanı durdurmak, yani kalıcı bir artık bu meseleye çözüm getirmek için rahatlıkla çalışırdım. Ama söylediğim gibi demokrasiden nereye geldik? Monarşiye geldik. Tek kişi yönetimine geldik yani. Yani destekleyeyim mi tek kişi yönetimini? Ben desteklemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani ben bu parlamentonun istişare fonksiyonu parlamentonundur. Ha, bu istişare fonksiyonunu yürütecek olan bu parlamentonun güçlenmesini istiyorum. Ben tek kişi yönetimini şey yapmam ki, kabul etmem ki. Tek kişi yönetimi geriye kalan bütün insanlara adeta şeydir. Yani şunu söylüyorum, başkanlık ille de kategorik olarak yani mutlak bir şekilde karşı çıkılacak bir şey mi? Denetlenmeyen her müessese öyledir. Denetlenmeyen bir meclis de karşı çıkılacak bir şeydir. Bugün benim parlamento olarak Cumhurbaşkanı'nı oraya çekip sorma yetkim yoksa, anlatabildim mi? Doğrudan soru bile soramıyorsunuz Cumhurbaşkanı'na, yazılı soru bile soramıyorsunuz, yardımcılarına soruyorsunuz. Meclise hiç çağırıp bir şey soramıyorsunuz. Kendini tamamen denetimden ayırmış bir merciyi ben neden kabul edeyim? Bu demokratik bir yaklaşım değil ki. Benim yani şu anda Türkiye'nin yönelmesi gereken şey çoğulcu demokrasidir yani. Neticede muhafazakar taban demokrat bir gelenekten gelir Türkiye'de. Demokrasi yanlısı programları desteklemiştir. Ama biz otoriterliğe ve tek kişi yönetimine kaydık. Tabii Türkiye'nin genel durumunu da konuşacağız birazdan da. Saadet Partisi ile devam edelim biraz daha. Saadet Partisi bu seçimde ciddi bir hamle yapabilecek mi? İttifak CHP ile zaten daha önce yaptınız. Bu belli kesim tarafından basında Türkiye genelinde farklı şeyler konuşuldu. İşte denildi ki işte CHP artı Saadet artı DTP. İYİ Parti. İYİ Parti ve Saadet 3'ü arasındaydı. Demokrat Parti şeyden, İYİ Parti listesinden şeye girdi, meclise girdi. Evet, ne sorun? HADEP de buna şey miydi yani o ittifakın içinde yer aldı mı? Şimdi HADEP yok biliyorsunuz, HDP var. HDP. HADEP değil, HDP var. Evet. Hayır, HDP hatırlamıyor musunuz seçimi? HDP bu ittifakın içinde değildi. Şimdi ben çok açık konuşan bir insanım. Yani Türkiye'de iki yaklaşım var. Bir ta liderliğini Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı AK Parti yaklaşımı, daha doğrusu AK Parti'nin yaklaşımı, bu kamplaştırıcı bir yaklaşım. Yani eğer Tayyip Erdoğan'ın yanındaysanız size bütün nimetler açık, değilseniz haine kadar giden bir şey, dışlama, ayrımcılık. Buna kamplaştırma siyaseti diyoruz. Evet. Siyaset. Diğer tarafa baktığımızda bir arada yaşamaya çalışan insanları görüyoruz. Ben Türkiye'deki 80 milyonla, dünyadaki bütün insanlarla bir arada yaşamaktan yana olan bir insanım. Yani bize düşmanlık etmeyen, bizim aramızda nasıl söyleyeyim, bize bir kötülük yapmayan ve bunda ısrar etmeyen daha doğrusu insanlarla, bakın insan diyorum burada, herhangi bir başka bir şeyden bahsetmiyorum. Birlikte yaşamaktan. İnsan kavramı
ünsiyetle, ünsiyet kelimesiyle yakın ilişkilidir. Zat-ı haliniz de bilir. Yani birlikte olmak, bir arada olmak gibi. Yani kamplaştırma gibi bir şeyi ayrıştırma, ayrımcılık gibi bir şeyi kabul etmediğim için ve kötü bir şey olduğu için kabul etmeyişimin nedeni de bu. Yani şu anda AK Parti'nin siyaseti, daha doğrusu Erdoğan'ın siyaseti tamamen bir ayrıştırma üzerine gidiyor. Yani ona oy verenler, otoriterlik böyle bir şeydir zaten. Otoriteden yanaysanız rahatsınız. Değilseniz, size ağzınızla kuş tutsanız şey yoktur. Haklarınız bile elinizden alınır. Yaşıyoruz bugün. Yani burada otoriterlik rejiminde, bugün de yaşadığımız şeyde, dini kimliklerin, etnik kimliklerin, mezhebi kimliklerin, hatta ne bileyim aile kimliklerinin bir önemi yoktur. Hani bugün çok eleştiriliyor ya AK Parti şu yönden, diğer bir kısım AK Partililerce. Ya burada hiçbir kurucu yok, hiç tanımadığımız adamlar geldi, işlerin başına çöreklendi. Otoriterlik böyle bir şeydir. Yani herhangi birisi gelir, eğer desteği kuvvetliyse otoriteye, mesela belediye başkanlıklarına bakıyorsunuz, sizin tercih ettiğiniz veya halkın tercih ettiği kişi yok ortada. Bir başkası yukarıdan evet, geliyor. Ben onların iç işlerine karışmak istemiyorum ama ilkesel olarak otoriterlik böyle bir şey oturur. Külliyen yanlıştır. Biz bunun karşısında adaleti savunuyoruz. Yani bize oy versin, oy vermesin. Ben şu anda herkese bunu söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekiliyim ama ben Türkiye Milletvekiliyim. Bütün milletin vekiliyim ben. Yani üç kimliğim var. Saadet Partisi'ndeyim. İstanbul 3. Bölgesinden seçildim ama bütün Türkiye'nin milletvekiliyim. Bütün milletvekilleri, hatta bütün siyasi partiler olaya böyle bakmalıdır. Bakın Ardeşen'den geldik. Ardeşen'de ne oldu biliyor musunuz? Bugün mü? Anlatayım son 24 saat içinde. Benim bir konferans vermemi istediler. Belediyeden salon ayarlanmış, her şey tamam. O dün gece bir haber geldi ki belediye şey yapmış, bizim o rezervasyonumuzu iptal etmiş. Başka biri de gelmeyecek yani, salon boş durdu bugün. Niçin diye üzerine gittiğimizde kendisini açtığını şey yaptı, söyledi meseleyi. Bakın ben bunu söyleyince ben diyorum ki bu AK Partililer emir kulu. Evet, belediye başkanı da emir kulu, kimse kusura bakmasın. Evet, onu aşmış. Tahmin ediyorum talimatın nereden geldiğini. Ama bu yanlış bir idare şeklidir. AK Parti bugün devleti ve belediyeleri, kendi arka bahçesi veya kendi mülkiyeti olarak görüyor, böyle zannediyor. Böyle bir kafa olmaz. Tek parti dönemini eleştiriyorsunuz. Eğer tek parti dönemi doğru yaptıysa, hani devlet parti sistemini eleştiriyorsunuz. Doğru yaptıysa niye eleştiriyorsunuz? Yok, yanlış yaptıysa o zaman siz niye aynı yanlışı yapıyorsunuz? Bugün neticede o salon verilmedi bize. Biz başka salonda gene konuşmamızı yaptık. Neticede sorunsuz bir şekilde oradan ayrıldık ama bu yönetim anlayışı değişecek. Belediyeler bütün kamuya aittir, sayın yazıcılar. Yani Rize'de kim belediye başkanı olursa olsun, Ardeşen'de, Sakarya'da, İstanbul'da kim belediye başkanı olursa olsun hizmetini, mutabık üzerinde yani, elbette, tabii. Hizmetini bütün insanlara yani götürmelidir. Çünkü belediyeler kamunundur. O salon AK Parti'nin salonu değildir, doğru. O toplantı salonu. Doğru. Ama böyle bir siyasi, gerçekten siyasi bir ayıp işlenmiştir. Şey değil, önemli değil. Biz bunu söyledik. Yani hiçbir yer bulamazsak sokakta konuşuruz, parklarda konuşuruz ama neticede milletin vekilliğini bir şekilde yaparız. Evet. Arkadaş da uyarıyor. Yaklaşık 45 dakika çabuk geçti. Yani bitirelim diyorlar. Çok da konuşturmasın. Yok. Haber saatimiz yaklaşıyor. Yaklaşıyor çok. Ondan dolayı. Toparlayalım. Saadet Partisi ile toparlayalım yine. Hay. Önümüzdeki yerel seçimlerde Türkiye'de siz dolaşıyorsunuz herhalde.
Önce Karadeniz'e geldiniz, buraları geziyorsunuz. Biz bütün partilere eşit bakıyoruz, onu söylemek istiyorum. Biz bir arada yaşamak istiyoruz. AK Partili vatandaşlarımla da bir arada yaşamak istiyoruz. Biliyorum ki, biliyorum ve konuştuğumda söylüyorlar zaten. Onlar da bu hükümetin ve AK Parti'nin birçok icraatını eleştiriyorlar. Bunun vicdana sığmadığını söylüyorlar. O yüzden ben bunu kendi işlerinde tartışacaklarını zannediyorum. Ve Saadet Partisi için de bu mahalli seçimlerin iyi bir çıkış olacağını, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için bir arada yaşama kültürünü mutlaka geliştirmemiz gerektiğini, aslında bu toplumun kültürünün önemli parçası olan İslam veya onu belirleyen İslam inancının da bu bir arada yaşamayı zaten bir kural olarak getirdiğini, yani düşmanlığın olmadığı bir kültürün içinden geliyoruz. Olmaması gereken, daha doğrusu bir kültürün içinden geliyoruz. Sadece bize düşmanlık yapanla araya mesafe koyarız. Bizim düşmanımız yoktur. Ben de böyle tamamlayayım sözlerimi. Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Keyifli bir program oldu. İnşallah bir başka programda yine yolunuz eğer Rize'ye memnuniyetle düşerse memnuniyetle. Yine Çay TV her zaman olduğu gibi herkese düşmese de katılabilirim. Skype bağlantısı kurabiliyor musunuz? İstanbul'da stüdyolarımız var, Ankara'da var. Varsa bir siz isteyin, ben katılırım. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Profesör Doktor Cihangir İslam, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili konuğumuzdu. Gerek Saadet Partisi'ni gerekse Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdi. Birçok konulara değindi. Zamanımız kısıtlı olduğu için burada programımızı tamamlamak zorunda kalıyoruz. İnşallah bir başka programda tekrardan görüşmek umuduyla hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.